Sizlerle birlikte arkadaşlar. Mesela Scratch kurdunuz, tamam. Her şeyi böyle yaptınız. Tamam mı? Bir tane Scratch hesabı oluşturdunuz ve tabii ki de kodlama nasıl yapılacağını bilmiyorsunuz. Şimdi size anlatayım. Bir tane buradan dekora sürükleseniz direkt mouse'unuzu dekor seç. Buradan bir dekor seç var. Bir dekor seç. Mesela ben biz ne seçelim? Mesela bir tane şu şekilde bir bunu şey yapalım. Şimdi ismini daha yayınlarken yapacağız. Şunu aldık. Ve bunları ben Photoshop'ladığım için arkadaşlar, bunu boyamak zorundayız. Evet. Hadi bak. Bunları buradan tutup sürükleyebiliriz. Sakalından tuttum ben. Şimdi bunları küçültme zamanı. Bunların aynı boyda olmasını istiyorsanız bunu buradan böyle yapıp bu şekilde küçültmeyeceksiniz. Çünkü aynı boy olmaz arkadaşlar. Şimdi ben bunu böyle yapıyorum tekrardan. Bu köşede büyüklük var. Gözünüz görmüyorsa bu büyüklük şeysini bir göz doktoruna gitmenizi öneririm. Yok, burayı böyle yaptık. Bakın arkadaşlar. Kara gözü de hemen hop. Sizlerle birlikte arkadaşlar. Ben bunu tabii ki de boyayacağım ama şu şekilde her tarafımı komple şeyle boyayabilirim şu an. Her tarafını boyayalım. Kollarını boyamayalım. Yine de siz bir görün diye. Photoshop uygulaması kullanıyorsanız Photoshop uygulamasından bile daha kolay.
de arkadaşlar. Ben yapabildiğim kadar. Ten rengini ama kendiniz yapmanız lazım. Şimdi biz bu bölümde de konuşturmayı öğreneceğiz arkadaşlar. Şu köşeyi arkadaşlar hemen bir düzeltelim. Şuradan aynı rengere buna basarak yapabiliyoruz. Zaten bu köşeyi ben size öğretmemize gerek yoktur. Kesinlikle. Evet. Bu böyle oldu arkadaşlar. Şimdi hacivata geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu başını da boyayalım. Şu köşelerimi tekrardan ten rengimi alayım. Şuradan ten rengimi aldım. Şuraya yapıştırdım. Şuraya yapıştırdım. Tabi boyamadığın yerler, yani kendin yaptıysan boyamayı unutma. Tamam, yaptın kuklayı ama şey olursa benim suçum değil ha. Abi bu sürüklenmiyor derseniz benim suçum değil. Şunu şöyle boyamazsanız tabi olacağı olur. Şimdi arkadaşlar şuradan bunu alıyorum tekrardan. Bunu yapıştırdım. Şimdi bunlar oldu ya. Şunları aynı isabette yapmak lazım. Şunları. Ben şunun X konumunu ayarladım arkadaşlar. Şimdi bu karagöz eksi olmuş. Hacivat 11'miş. Eksi 11'miş. Bunu da eksi 11. Çok güzel oldu. Şimdi sahne tarafına geliyoruz arkadaşlar. Karagöz Hacivat oyunu yapmak için isterseniz Karagöz Hacivat oyunu yapacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şu köşede bir tane şey olacak. Şimdi çeviri yapmıyoruz. Metinde sesi. Şimdi ne kadar
Merhaba kara gözüm. Şimdi bu olmuş mu? Olmuş. Olmuş ama bunun ses tonlarına bakmamız lazım. Bunun aynısı oluyor. Merhaba kara gözüm. Böyle oluyor. Bakın. Merhaba kara gözüm. Merhaba. Merhaba, kel kafalı kara yüzüm diyecek ama buraya ilk önce ya bu köşeden olaylar tarafına geliyoruz. Bu köşeden tekrardan metinden sese şeyine geliyoruz. Burada merhaba. Kel kafalı kara yüzüm. Bu nasıl olacak? Tabii ki de alto değil, tenor. Çünkü tenor sesi şey oluyor. Merhaba. Şu şekilde. Merhaba. Merhaba. Kara balık kara üzüm şu şekilde. Merhaba kara gözüm. Merhaba kel kafalı kara üzüm. Şimdi de tekrardan hacivat diyecek. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım. Şimdi buraya soru işareti koyalım. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım. Merhaba kara gözüm. Merhaba kel kafalı kara üzüm. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Bu kara gözde hemen tenor sesini alıp bir yere gittiğim yok da oğlumla kaç saattir okuma yazma çalıştım. Biraz gezeyim dedim. Diyecek.
ettiğim yok da. Bir yere gittiğim yok da. Da oğlumla kaç saattir okuma yazma çalıştık. Biraz gezeyim dedim. Bakalım. Merhaba kara gözüm. Merhaba kel kafalı kara üzüm. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Bir yere gittiğim yok da nokta oğlumla kaç saattir okuma yazma çalıştık biraz gezeyim dedim. Bu noktaları şey olarak söylüyormuş. Ondan dolayı şunu şöyle yapsak. Merhaba kara gözüm. Merhaba kel kafalı kara üzüm. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Bir yere gittiğim yok da oğlumla kaç saattir okuma yazma çalıştık biraz gezeyim dedim. Ondan sonra burada alto yani hacivatın sesi de şekilde iyi yaptın efendim. Kafam balon olmuştu. İyi yaptın efendim. Kafan balon olmuştur. Diyor Hacı Cavcav. Ve bunu da yapıp oyunumuzu bitirelim artık. Bu şimdi Karagöz'ün olacak. Hay hay. Kafam balon oldu da boynuma yapıştırdım. Hay hay. Kafam balon oldu da boynuma yapıştırdım. Diyecek. Şu şekilde olsa daha iyi olur. Şu şekilde olsa daha iyi olur arkadaşlar. Bakalım. Hay hay. Kafam balon oldu da boynuma yapıştırdım. Bıy 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 bıy. Artık arkadaşlar.
Birkaç kelime yazdık ve oyunumuzu bitirdik. Bakalım nasıl olmuş. Merhaba kara gözüm. Merhaba kel kafalı kara üzüm. Nereden gelip nereye gidiyorsun bakalım? Bir yere gittiğim yok da oğlumla kaç saattir okuma yazma çalıştık biraz gezeyim dedim. İyi yaptın efendim, kafan balon olmuştur. Hay hay kafam balonu oldu da boynuma yapıştırdım. Bıy 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 bıy. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi ben bunun linkini açıklamalarda vereceğim. Sizleri çok çok öpüyorum. Hoşça kalın. Bir dakika arkadaşlar, ben bir şey unuttum. Tabii ki de bunu yayınlamadan ilk önce buraya başlığı yazacağız. Yok, onun yerine kral göz. Ve Hacivat kısa replik olsun bunun ismi. Yo, zaten ben kısa repliği vermiştim. Paylaşmıştım. Benim hatta profilime ulaşın diye link vereyim. Oyunun şeyini zaten o köşeden görürsünüz. Profilime girince. Profilime girince görürsünüz. Karayozlu Hacivat. Sizin önünüzde kaydediyorum, bakın. İsterseniz buraya favoriden alabilirsiniz ve kalp atabilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. Yorumlar açık. Görüyorsunuz. Sizi çok çok öpüyorum. Hoşça kalın.